Rütük'ten ceza üstüne ceza yiyen Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor. Haksızlığa karşı sesini çıkaran sadece benim Fatih. Her hafta heyecan ve tansiyonun arttığı Kızılcık Şerbeti'nde son olarak Nursema karakterinin istemediği biriyle evlendirildiği sahne şiddet görüntüleri nedeniyle bir kez daha Rütük'ün radarına girdi. Gelen tepkiler ve şikayetler üzerine 5 kez program durdurma ve 1,5 milyon TL para cezası alan dizinin başrol oyuncularından Sıla Türkoğlu konuştu. Biz çekmeye devam ediyoruz. Setimiz durmadı. Rütük'ün evet böyle bir karar oldu fakat dava süreci herhalde. Benim de çok açıkçası bilgim yok bu konu. Konuşmam da doğru olmaz diye düşünüyorum. Kızılcık Şerbeti'ne verilen cezalara ünlü isimlerden de tepki sesleri yükseldi. Aynı gün reytinglerde kıyasıya rekabet ettikleri Yalı Çapkını dizisinin başrolleri Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in destek paylaşımları hatırlatıldı. Ya çok teşekkür ediyoruz çünkü zaten sansür dediğimiz şey hiçbirimizin başına gelmemeli. Biz burada bir şey anlatmaya çalışıyorsak eğer bunu özgürce dile getirebilmeliyiz haliyle. Onların da ya da herhangi bir başkasının da başına gelseydi biz de aynı tepkiyi verirdik. Dizide Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen kameralarımız aracılığıyla teşekkür etti. Gerçekten şunu hissettirdi. Aslında evet aynı gün yayınlanıyoruz. Bir rekabet var gibi görünüyor ama oyuncunun halinden oyuncu anlıyor gerçekten. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Çok büyük bir düşünce. Bizi çok mutlu ettiler. Dünün ezik çocuğu şu an bu halde. Evet evet çok enteresan. Ezeli rekabet, ebedi dostluk adı altında rakip dizilerin birbirlerine gösterdikleri destek hakkında bir yorumda oyuncu Elif Doğan'dan geldi. Ne yazık ki yaşanan hadiseden herkes gibi ben de çok rahatsızım. Yani yaptığımız şey hikaye anlatıcılığı. Ne yazık ki keşke böyle hikayeler yaşanmasa, bize bunları söylemek bu kadar altını çizmek zorunda kalmasa. Ama bir yandan da gerçekleri gözümüzü kulağımızı kapattığımız noktada ne kadar değişiyor ya da bunları tasvir ediyor olmak neden birilerini rahatsız ediyor gibi sorular kafada canlanıyor haliyle. O sebeple de diğer yani rakip tırnak içerisinde rakip adı altında kullanılsa bile onlar da bir hikaye anlatıcısı olduğu için yan yana olmaları, omuz omuza bu desteği veriyor olmaları bence de çok kıymetli. Şimdi hepiniz birbirinizi yiyin. O evdeki huzurun bozulsun annemiz. Alişan'ın eşi Buse Varol ve annesi Suzan Tektaş bir kez daha karşı karşıya geldi. İkimize birden yükleniyorlar ama sen ağlama. Magazin gündemi gelin ve kayınvalide arasında oluşan yeni gerginliği konuşurken Alişan sessizliğini bozdu. Yine eşinize yapılan bir yorumu annenizin beğenmesiyle alakalı. Ya onlar yok ya. Şey annemin Instagram'ı, annem sahte Instagram'a bakarsa... Hayır annem Instagram'a bakar sadece. Annesi Suzan Tektaş'ın oğlu Selçuk Tektaş'ın vefatından sonra eve kapandığını söyleyen Alişan, sosyal medya ile ilgisi olmadığını anlattı. Zaten annem benim kardeşim vefat ettiğinden beri evden dışarı çıktı yok ki. Eve gidiyor, mezara gidiyor. İddiaya göre bir sosyal medya kullanıcısının Buse bana nedense son krizden sonra samimi gelmiyor. Sanki fırsatı bulunca gidecekmiş gibi duruyor paylaşımını kayınvalide Suzan Tektaş beğenmişti. Bilmez ki o neyi beğendiğini, neyi beğenmediğini, beğeni mi, şey mi, o mu, bu mu? Annemin bir Instagram hesabı var. Annem 2 yıldır bir tane bile gönderi yapmamış, bir tane bir şey bile yapmamış. Ya sadece canı sıkılıyor, kadın evde bakıyor. Belki yanlışlıkla oluyor. Yani yanlışlıkladır tabii ki. Yani niye öyle bir şey yapsın? Alişan, ilk yaşanan krizden bugüne Buse Varol ve kayınvalidesi Suzan Tektaş arasında soğukluğun bitmediği söylentilerini de yanıtladı. Bunlar aile meseleleri. Çok onlara girmek istemiyorum. Ama çok şükür huzurluyuz. Yani diyorum ya hayatımda sadece sağlık ve huzur olsun. Başka hiçbir şey umurumda değil. Olay bitmiştir Buse Varol'un 34. yaş gününü kutladığı gecenin sonunda ailemiz de büyüyor, belki daha da büyür, neden olmasın? Geniş aile güzeldir sözleri, 3. çocuk mu geliyor sorusunu akıllara getirmişti. Çok zor şu anda. Şu anda zor. Yani Buran okulu, şimdi Elis önümüzdeki sene okula başlayacak. Onların okulları, şunları bunları Allah herkese yardım etsin. Çok kolay değil çocuk okutmak şu dönemde. Alişan, yakın dostu Çağla Şikel'in Nail Gönerli ile yaşadığı aşka da destek verdi. Geçen konuştuk onunla. Herkes dedim eşlerini alsın gelsin, eşli yemeğe çıkacağız artık. O bir tane ya, o çocuklarıyla, işiyle artık yani her türlü mutluluğu da hak ediyor. O canım benim, o yüzden Allah onu hep mutlu etsin. Ha bir de gördüm aşkların çoğunu, bizdeki herkese fark atıyor. We'll be right back.